canımcıklarım, bu akşam sizlere son dönemin en popüler televizyon yıldızlarından bahsedeceğim. Onlar ki adeta birer kahramanlar, onlar ki bizleri dolanduranlar, onlar ki anlı şanlı üçkağıtçılar. Biliyorsunuz artık halkı dolanduran, devleti soyanlar ellerini kollarını sallayarak dolaşmak ve yurt dışına çıkmakla yetinmeyip televizyona da çıkıyorlar. Üstüne üstlük bir de bu hırslı hırsızlar kahraman ilan ediliyorlar. Bir tür kahraman hırsız namuslu vatandaşa karşı vakası yaşanıyor ve kanallarda bunlar boy gösteriyorlar. Mahallenin hırsızları, süper dolandırıcı, üçkağıtçının serüvenleri gibi dizilere rastlarsanız hiç şaşırmayın anacığım. Kanallar onlardan reyting, onlar da bizden paraları götürüyorlar. Neyse anacığım, daha fazla uzatmayayım da siz programı seyredin. Ağlama bebeğim, sana kıyamam. Serdar, pantolon çok güzel de biraz hışırdıyor. Çöp poşetinden yaptım, ondan hışırdıyor. Aysel bebeğine rica etsek bize bir şarkı okur mu acaba? Okur musun? ...28 Mayıs Dünya Süt Haftası anacığım. Şarkılar süt içtim, dilim mi yandı diyor ama... ...bilimsel veriler gösteriyor ki süt içmeyenin dili yanıyor. İçerdiği besin değerleri açısından süt vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besin maddesidir. Vücudu için için kemiren sorunlardan kurtulmak için süt için... Merhaba. Merhaba. İnsanoğlu dünyaya gözünü açar açmaz hemen anasının göğsüne uzanır ve süt emer. Ana sütü insanoğlunun ilk gıdası. Süt için, süt için, süt için, hep süt için. Doktor, bende bir tuhaflık var. Şu elimde gördüğünüz karpuzu top sanıyorum. İyi de o elinizdeki karpuz değil, top. Olur mu öyle şey? Karpuz mu? Ben sizin durumunuzu anladım. Sizin zihninizin gelişmesi, dimağınızın gençleşmesi için süt içmeniz gerekir. Süt? Ben? Bu yaştan sonra mı? Tabii bu yaşta. Hatta her yaşta süt içmemiz gerekir. Şimdi bu karpuza top mu diyorsunuz? Top tabii. Siz hiç karpuzun zıpladığını gördünüz mü? Demek top. Peki şimdi ben bu topu yersem kaybolur mu? Bana ne? Top sizin. Ama benim topum olsaydı yedirmezdim size. Anlaşılan benim de süt içmem gerekiyor. Süte ihtiyacımız olduğunu anladık. Şimdi gelelim nereden alacağımıza. Bunu söylemek çok acı ama ülkemizde hala ihtiyaç duyulan sütün büyük bir kısmını açık sütlerden sağlıyoruz. Biz açık süt satanlara karşı değiliz. Ama bu açık süt meselesini bir kenara bırakmalıyız. Bunun için çok önemli iki sebebimiz var. Birincisi pastörizasyon. Yani sütün sağıldıktan hemen sonra yüksek derecede ısıtılıp soğutulmaya ve bu işlemin tekrarı ile içindeki mikroplardan arındırılmaya ihtiyacı vardır. Bu da sokak sütçülerinin yapabileceği bir işlem değildir. Annesine kaynatmış tosununa, sıcacık süt kaynatmış. Hadi benim kuşum, hadi kuşum, iç de büyü. İçmeyeceğim. Aa, içmeyeceğim olur mu? Çocuklar süt içmezse büyümez ki. Bana ne, bana ne? Kazım, baksana şu oğluna. Kuhuk. Benim aslan oğlum şimdi içer sütünü. Hadi iç bakayım koçum. Kuhuk. Hadi iç benim kuşum. Bana ne ya, içmeyeceğim. Aa, hiç süt içmeyen çocuk olur mu? Söylesene bir şey çocuğa. İçer şimdi benim aslan oğlum. Kuhuk. Ne kuhuk kuhuk deyip duruyorsun, değil misin nesin? Hadi benim güzelim iç sütünü. Canım şimdi ısrar etme. Şurayı bırakalım sonra içerim. Sakın söylüyorum sana. İçeceğim sütü. Çocuğu buralara soktum burada. Sus be. Sakın söylüyorum sana.
sütünü. Eğer sütünü içmezsen sonra kötü kötü rüyalar görürsün. Bak buraya bırakıyorum. İç benim aslanım. Hadi gidelim babası. İyi geceler kuşum. Çok yanlış davranıyorsun çocuğa, ısrar ediyorsun. Niye etmeyeyim, o sütü içecek. Ya ama böyle çocuk eğitilmez ki. Sakın ol! Ne demek sen konuşsun? Sen gelsene ben de içeri. Ben Freddy. Yaramaz çocukların rüyasına girer. Onları korkuturum. Anne. Anneler babalar hep benimle korkuturlar. Çocuklarını. Seni niye korkutmamı isterler? Sütümü içmedin Freddy amca. Sütünü mü içmedin? Hangisi o? İşte bu Freddy amca. Dikkat et elin yanmasın. Korkma Freddy, yanmaz. Son derece haklısın arkadaş. Bu süt kaynamış. İçindeki besinlerin hepsi ölmüştür. Tadı da bozulmuştur. Senin annen baban bilmiyor mu arkadaş? Süt soğuk içilir. Al bakalım. Sütünü içtin mi yavrum? Bir inanış vardır. Sokak satıcısından aldığımız sütü kaynatırsak bütün tehlikelerden kurtulduğumuzu sanırız. Oysa kaynatmak tehlikelerden kurtulmak için çare olmadığı gibi sütün besin değerini de zayıflatır. Kaynatılan süt içerdiği proteinlerin %30'unu kaybeder. Sütün sağlıklı olması için kaynatma yerine pastörizasyon şarttır. Yani öyle bir işlem ki hem sütün besin değeri korunsun hem de içindeki mikroplar yok edilsin. Bu da ancak büyük işletmelerde yapılabilir. Yani sağlıklı süt kutuda ya da şişededir. Süt tüketimi alanında ülkemiz maalesef sonuncu. Yılda kişi başına sadece 6 litre süt tüketebiliyoruz. Oysa bu tüketim İzlanda'da 216 litre, Yunanistan'da 60 litre. Demek ki bütün sütü onlar içiyor, onun için bize kalmıyor. Kalmasına kalıyor da biz toplum olarak süt içmiyoruz. Ne zaman süt konusu geçse hep anne ve çocuk temaları işlenmiş. Böylece sanki süt anne ve çocuk arasında olan bir şey olarak kalmış. Gerçekten de süt içmeye sanki utanılacak bir şeymiş gibi bakılmış. Süt çocuğu lafı bir aşağılanma gibi kullanılmış. Süt. Süt mü? Süt mü? İçimiz süt ama süt içiyor hiç. Kes! Neden güldün? Şey abi, süt içiyorsun da. Sen onu niye içiyorsun? Bu içki abi, bu kafa yapar. Bu da süt, bu da kafa yapar. Hem de sağlam kafa yapar. Sütü içersin, sağlam vücut olur. Sağlam kafa da sağlam vücutta bulunur. Bana bir süt versene. Bir tane de bana. Bana da ver. Bana da ver. Çabuk çabuk. Sütün
protein, yağ, karbonhidrat, mineraller ve vitaminler gibi vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini içerdiğini hepimiz biliriz. Bu saydıklarına sadece çocukken değil, her zaman ihtiyacımız var. Evet, bütün bunları bile bile gene de yeterince süt içmeyiz. Nedendir bilmeyiz. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Yani bildiğin bir şey yok mu? Var, süt içmediğimizi biliyorum. Ben bir süt çocuğuyum, süt içerim her zaman. Ben bir süt çocuğuyum, süt içerim her zaman. Bunun için sağlıklıyım, onun için güler yüzüm. Bunun için sağlıklıyım, onun için güler yüzüm. Bir buzdolabı firması çift kapılı bir buzdolabı üretmiş. Biz biliyoruz demeyin sakın. Bakın nasıl bir buzdolabıymış bu. O sütü kim koydu oraya? Ben koymadım anne. Yalan söyleme. Senden başka kim bırakır onu oraya? Ben bıraktım. Aa, sen mi bıraktın baba? Senin ne işin var ki sütle? Büyük babam hep benim sütümü içiyor. Koca adam süt içer mi anne? İçer, içmeli. Her yaşta insanın süte ihtiyacı vardır. Ama bana süt kalmıyor o zaman. Kolayı var hayatım. Bundan sonra hem senin için hem büyük baban için süt alırız, olur biter. Ya nasıl bu kadar akıllı olabiliyorsun? Ne akıllı kızsın be. Her gün süt içiyorum, onun için bu kadar akıllıyım babacığım. Ama bu sütü buradan kaldırın, bozulur. Kutu süt bozulmaz ki. Ama açmışsınız babacığım, eğer açmasaydınız bozulmazdı. Doğru. Açtığınıza göre dolapta saklamanız gerekir. Tamam, ben açtığıma göre müsaade ederseniz ben kaldırayım. Süt dolabının ikinci rafında. İçmek isteyenlere duyurulur. Ah, merhaba Hüsnü Bey amca. Epeydir görünmüyordunuz. Kızım peyniri sofraya götür. Tamam anne. Ben biraz rahatsızım da kızım. Yani şu dolap da olmasa görüşemeyeceğiz. Türkan nasıl? Dur ben sana çağırayım Türkan'ı kızım. Türkan. Efendim. Gel bak. Ha, ne haber hayatım? Uğraşıp duruyoruz. Özledim seni hayol. Kızım şu fasulyeyi ocağa koy. Ay ben de çok özledim. Akşam evdeyseniz size geleceğiz. Aa, tabii şekerim bekleriz. Kızım al şu sütü götür kardeşine içsin. Süt bizim hayatım. Gerçi içebilirsiniz ama yarım. Yok şekerim yanlışınız var. Süt bizim sütümüz. Aa, şimdi koyduk. Kendi sütümüzü tanımaz mıyız? Gördünüz mü çift kapılı buzdolabını? Bu devirde bir ailenin bir buzdolabını zor dolduracağı düşünülerek komşu iki daireye açılan iki kapı düşünülmüş dolaba. İki komşu anca dolduruyor dolabı. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun da yok. Yalnızca sütü paylaşamıyorlar. Kim mi düşünmüş bu çift kapılı buzdolabını? Tabii ki biz. Bizim de süt içtiğimiz düşünülürse bu zeka bize çok görülmemeli. Ben bir süt çocuğuyum, süt içerim her zaman. Ben bir süt çocuğuyum, süt içerim her zaman. Bunun için sağlıklıyım, onun için güler yüzüm. Bunun için sağlıklıyım, onun için güler yüzüm. Evet. Kaynatılan sütün içindeki yararlı maddeler yok olur. Sütümüz %30 oranında protein kaybeder. Genelde ebeveynler çocuklara sıcak ya da ılık süt içirdikleri için ilerideki yaşlarda çocuklar sütü sevmez hale gelirler. Oysa süt soğuk içilir. Evet, süt soğuk içilir. Hadi afiyet olsun. Sen kendine gel derim. Sonra aynaya, ayna. Söyle benden güzeli var mı derim. Gıkı çıkmaz. Sıkar tabii. Yok be abi, ben aslında şeker gibi çocuğumdur yani. O hadise şöyle oldu. Klipteki kızın göbeğinden zeytin yiyordum ya. O kızın abisi varmış, o biraz şey etti. Tanımadığın kızları niye klibinde oynatıyorsun Serdar'cığım? Thank you.
akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Yöneticiler silahlara ruhsat verme işini bir takım ruhsatsız kimselere havale edince sonuçları yine onların başına patlıyor. Bırak lan yakamı! Ölüler yaka tutmaz, konuşmaz, el hareketi hiç yapmaz. Son nefesinde daha akıllı cümleler kursan senin için iyi olur. Mesela salavat getirebilirsin. Beyler hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Silah ruhsatı istiyorum. Tamam ben size ruhsat vereceğim de niçin istiyordunuz? Gerektiğinde kullanmak için ki insana zaman zaman gerekebiliyor. Bana şu an lazım. İnsan bazen hayvanların saldırısına maruz kalabiliyor. Hayvan sensin. Alabilir miyiz? Tabii alabilirsiniz efendim. Şu formları dışarıda doldurun, imzalayıp getirin. Bu formlar dolduktan sonra eşek cennetine gideceksin. Asıl sen gideceksin eşek cennetine. Selamünaleyküm. Şu silahıma bir ruhsat rica edeceğim. Hoş geldiniz. Hangi gerekçeyle? Bununla zor oluyor. İnsanı yoruyor abicim. Sonra bu balta dikkat çekiyor. Bazı hasımlarım ben baltalı ilah Zagor'um deyince yemiyorlar. Anlıyorum. Şu formu dışarıda doldurun, imzalayın, getirin, hemen verelim. Sağ olun efendim. Merhaba. Ben geçen hafta ruhsat için başvurmuştum. Gülbahar Narçiçeği. Bir dakika bakayım efendim. Efendim, Gülbahar. Gülbahar Narçiçeği. Siz mahkum musunuz? Evet, kader mahkumuyum kurban. İçeride silah çok lazım oluyor, biliyor musun? Gerçi şiş, bıçak falan var ama aramalar da topluyorlar. Bir ruhsatlı silahım olursa aramazlar diye düşündüm. Ha, doğru düşünmüşsün. Silah almak senin en tabii hakkın Gülbahar'cığım. Oley, 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 oley. Abi, abi çok acele ruhsat lazım abi. Durun lan, sırada ben varım. İşim çok acele be abla, toplumsal sevinç meselesi. Bak ben hazırım, silahım hazır, bayrağım hazır. Maçın bitimine 10 dakika var ama ruhsat yok be abla. Ne olur bir anlayış göstersen be. Gösteremem, benimki de öyle. Ecel meselesi. Cezaevi arabası aşağıda bekliyor. Sayınlar önce cezaevinde olmam lazım. Boş yere üzülmeyin. Hepinize veririz. Şunları doldurun formları. Getirin bana, müdürden de bir imza aldık. Tamam. Sağ ol benim güzel abim. Sağ ol kuçum. Oley oley. Selamun aleyküm. Benim bir ruhsat başvurum vardı. Çıktı mı acaba? İsim neydi amca? İsmail Gümrük Birliği. İsmail Gümrük Birliği. Bir dakika bakayım amcacığım. Seni biraz bekleteceğim. İsmail. İsmail Gümrük Birliği. Ya senin sabıkan var be amcacığım ya. Sen efendime söyleyeyim iki kişiyi bıçaklamışsın. Ne? Bir kişiyi de öldürmüşsün. Sen işini halletmişsin, ne yapacak silah? Silah bana şart. At aldım da ayrıca evliyim. Anlamadım. Töre meselesi. At, avrat, silah çok önemli. Silahın var mı? Satı da olsun. Ben o açıdan istiyorum. Temiz yüzlü birine benziyorsun amca. Şuraya bir imza at da ben sana bir ruhsat vereyim, silah ruhsatı. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanımız silahlı bir saldırıya uğradı. Saldırganın sabıkalı, silahınsa ruhsatlı olduğu anlaşıldı. Şimdi sırada kısa bir dünya turumuz var. Allah Allah! Bu adamlar bu silah ruhsatlarını nasıl alıyorlar yahu? Artık bu memlekete ben hiçbir şeye inanmıyorum. Doğru. Birbirlerine karşı yenilip yutulmaz laflar eden politikacılarımız, menfaatleri söz konusu olduğunda tüm söylediklerini yalayıp yutuyorlar. Al babacığım çayını. Teşekkür ederim. Şöyle bırak çocuğu. Sayın seyirciler, Necmettin Erbakan bugün yine Tansu Çiller'e çarptı. Bu faizci siyonist, haram yiyicilerin sonu gelmiştir diyen Erbakan, Çiller hakkında TOFAŞ ve TEDAŞ ihaleleriyle ilgili önerge vereceklerini ve onu Yüce Divan'a yollayacaklarını belirterek bu kadın onca serveti nasıl edinmiş diye sordu. Aferin hoca, oh aferin. Ben de soruyorum. Bu kadın bunca serveti nasıl edinmiş? Babasından kalmış ya baba. Aman siz de hepiniz Tansu'ya yükleniyorsunuz be. Hoca nereden edinmiş o serveti? Altın madeni mi varmış? Herkesten 3 kat daha fazla çalışmış ya. Onlar çalışınca servet sahibi oluyor. Biz çalışınca sefalet sahibi oluyoruz. Sefaletimizin sebebi işte bu kadın. Ondan o kadın diye bahsedemezsin. Elinden geleni yaptı kadıncağız. Hem senin hocandan 1000 kat iyidir. Ne iyidir be? İşte gördük. Hoca efendiyi hiç denemedik. Hele hoca efendi bir iktidara gelsin, adil düzeni bir yerleştirsin. Bak şuraya havaya yazıyorum, her şey düzelecek o zaman. Aman Allah korusun ayol, onlar bu memleketi 1000 yıl geriye götürür. Millete faiz haram diye talkın veriyorlar, sonra dolar faizlerini salkım salkım götürüyorlar. Ay sevmiyorum şu hocayı. Ben seviyorum hocayı. Bir dahaki seçimlerde de ona vereceğim oyumu. Ne? Hocaya mı vereceksin oyunu? Hocaya ver. Vallahi boşanırım senden. Hocaya ver. Ayol onlar şeriatçı, Atatürk ilkelerine karşı deli misin? Lan beni bilmeden konuşma, kadın başına.
Bunlar hiç değilse namuslu. Namusluymuş. Hele bir gelsinler iktidara da görelim bakalım neler oluyor. Salaklık etme Faik. Salak sensin lan. Ne biçim konuşuyorsun? Saçı uzun, aklı geri zekalı karı. Al ipini şey ettir git. Buna karşılık Tansu Çiller de Erbakan hakkında servetinin araştırılması için önerge vereceklerini söyledi. Ve kimse merak etmesin. Laik Cumhuriyet'in bekçisi biziz. Sayın seyirciler, Necmettin Erbakan gene Tansu Çiller'e çaktı. Bu reziller devletin parasını örtülü ödenekten dolandırıcılara yedirmişlerdir. Bu kadının parayı kimlere peşkeş çektiğini açıklasın, yoksa elimiz yakasındadır dedi. Çekil kız hocanın önünde. Aferin hoca, aferin. Şu kadının rezilliğini ele güne göster, gitsin Yüce Divan'a da görsün bazı salakların gözü açılsın. Kızım, şu koltukta oturan zavallı şahsa söyle de ona buna salak demekten vazgeçsin. Vallahi saçmalıyorsunuz ya. Böyle bir mevzu yüzünden küsülür mü? Tabii küsülür. Daha fazlası bile yapılır. Bu ne kadar önemli bir konu biliyor musun? Hepimizin hayatıyla ilgili. Ayrıca bana geri zekalı diyen bir adamla asla konuşmam. Buna karşılık da Tansu Çiller, örtülü ödenek devlet sırrıdır. Devlet sırrını siyasi malzeme yapanlar şerefsizdirler. Hatta iki kere şerefsizdirler diye karşılık verdi. Oh Tansucuğum, ağzına sağlık, pek güzel söylemişsin. Söyle de şerefsizler duysun. Bana bak, bana bak lan. Ağzından çıkanı kulağın duysun yoksa. Ne olur yoksa, dövecek misin be? Gerekirse döverim lan, senden mi korkacağım? Sen kime şerefsiz diyorsun lan, ben kendime şerefsiz dedirtmem. Bana bak, ben de kendime salak dedirtmem. Gördüğüm kadarıyla küslük devam ediyor. Evet ediyor. Hep de edecek. Ay saçmalama anne. Ne demek saçmalama? Esas sen saçmalama. Bana salak diyen, geri zekalı diyen bir adamla asla aynı çatı altında yaşayamam. Söyle ona isabet eder. Benim şerefime laf eden kadının yüzünü bile görmek istemem. Ay vallahi ne haliniz varsa görün. Anne al bunu postacı getirdi. İmzalayıp aldım. İyi etmişsin çocuğum. Sayın seyirciler, Tansu Çiller Mesut Yılmaz'a çamur adam dedikten sonra bu hükümet artık yürümez dedi. Yeni formül olarak Erbakan'la işbirliği yapabileceklerini ima etti. Refah'la koalisyon yapabiliriz. Niye yapmayalım ki dedi. Anne, mektup kimdenmiş? Asliye Hukuk Hakimliği'nden. Salağın biri bana boşanma davası açmış. Ne? Boşanma mı? Evet, açtım. Açtım anasını satayım. Evet. Biraz bekleseydin, hoca iktidara gelince üç kez boş ol deyince boşanırdın. Boşuna masraf etmişsin. Ya baba saçmalamayın, bu kadar abartılır mı ya? Abarttığı plan yok. Kimseyi şeyimden oynattırmam, şahsiyetimden. Ne laflar etti bana ya? Sen bana neler ettin? Beni dövmeye bile kalktın. Ben bu adamla asla aynı çatı altında yaşayamam. Ya pes yani, bunlar evliliğin tuzu biberi, saçmalamayın. Saçmaları saçmalamayın, seni ilgilenmez. Olmaz. Olmaz şey, olmaz. Necmettin Erbakan da Mesut Yılmaz'ı suçlayarak örtülü ödenek devlet sırrıdır. Bu konuda Tansu Çiller haklıdır diyerek çark etti sayın seyirciler. Ayrıca iki parti karşılıklı olarak verdikleri servet araştırması önergelerinden vazgeçtiler. Hadi bakalım. Buyurun buna ne diyeceksiniz? Uğruna kavga ettiğiniz adamlar birbirlerini hırsızlıkla, şerefsizlikle suçladılar. Menfaatleri birleşince 60 milyon önde verdikleri sözleri unuttular. Siz de iki laf yüzünden birbirinize boşanmaya kalkıyorsunuz. Cevap verin, değer mi bunlar için? Hala boşanmayı düşünüyor musunuz? Ülkemizdeki sorunları bir sonuca bağlamayan devlet, sıra vatandaşa gelince her şeyi bağlıyor. Güleriz ağlanacak halimize. Bu ne bu şimdi? Kim ödeyecek bunu? Kimin adı yazıyor orada Rafet? Benim adım yazıyor. İşte Rafet El Soğan. İyi o zaman sen ödeyeceksin işte Rafet. Canım ben ödeyeceğim onu, ben de anladım da. Yani doğalgazı mecbur tuttular. Geldiler bağladılar. Ondan sonra bütün kışı gazsız geçirdik. Şimdi bu faturayı ödettirmek istiyorlar ya. Yani gaza niye gelmedin, söze niye gelmedin demezler mi adama ya? Derler. Ödemezsen de keserler. Kış ortasında evin içinde adama buz fakiri oynatırlar. Kapı çalıyor. Git bak Rafet. Buyurun. Devletten geliyoruz. Size hava bağlamaya geldik. Buyur. Ne havası? Aydın havası ya da Bursa havası, Trabzon havası. Ama Trabzon havası daha iyidir, onu tavsiye ederim. Doğru söylüyor. Trabzon havasının karbon monoksit oranı çok düşüktür. Siz dalga mı geçiyorsunuz yoksa siz ciddisiniz de ben mi dalga geçiliyor zannediyorum muyum? B şıkkı. Yok kardeşim yok. Biz soluduğumuz İstanbul havasında memnunuz istemez. Fakat devlet memnun değil. Devlet vatandaşını düşünüyor.
Diyor ki devlet, benim güzel vatandaşım temiz havalara layıktır diyor. Vatandaş yine havasını alacak yani. Bilmevi. Peki bunun vatandaşa, bize maliyeti kaça olacak? O mühim değil. Elinize fatura geçtiği zaman anlarsınız ne olduğunu. Siz şimdi kapınızı kapatın. Ben kapının altına hortumu sokacağım. Siz de havanızı güle güle kullanın. Hayırlı olsun. Sıhhatli nefesler vatandaş. İyi, kapatayım da sokun madem. Hadi sok. Nerede kaldın Rafet? Niye oyalandın? Devlet gelmiş de kapıda beni oyaladı. Bize temiz hava taktılar hayatım. He? Hö değil. Ha, va, hava, hava, temiz hava. Siz dedi kirli hava soluyorsunuz, size bir temiz hava takalım dedi, görün dedi. Havanın temizliğini dedi. İyi etmişler. İyi de ay sonunda da faturayı takacaklar, gönderecekler. Rafet. He. Elin içi hamsi kokuyor. Trabzon havası böyle hamsili kokar. Kapı çalıyor. Hadi bu sefer sen bak. Aa, hayat müşterektir. Hadi gel beraber bakalım. Hadi. Buyurun. Buyurun. Devlet iyi günler diler. İyi günler. Mersi. Ve de. Öyle ya. Size ip bağlamaya geldik. Türbe sandılar bizi. Ben sana dedim apartman boşluğunu yeşile boyatmayalım diye. Bizim ipimiz var. Onlar geçersiz. Tedaviden kalkan ipler. Devlet size yeni ip tahsis etti. Biz onu bağlayacağız. Doğalgazı havayı anladık da ipi niye bağlıyorsunuz? Devlet vatandaşının ipsiz sapsız olmasını istemiyor. Bir daire gelip sap da takacağız. Biz bu ipleri bağlatmasak. Siz de ipten dönmüş olsanız, yani ipinizi kopartmış olsanız bilmem nasıl olur. Devlet size bu hizmeti sunuyor, siz de reddetmiyorsunuz. Sarın bakayım şunu belinize. Belimize mi dolayacağız bunu ya? Bağla Rafet. Artık ipiniz kuşağınıza denk oldu. Devlet ipinin faturasını yakında yollar. Ödemezseniz ipinizi keseriz. Galiba ödemeyiz biz bunu. Ödersiniz, ödersiniz. Devlet bunu size ipe ipe ödetir. Hadi iyi günler. Birden kendimi devlete çok bağlı hissettim. Ben de öyle. Devlet bağladı bizi. Kapı çalıyor. Bu sefer tahmin etmeye korkuyorum vallahi. Ben de korkuyorum Rafet. Sarıl bana. Devlet gene kapımızda. Sence bu sefer bize ne takacaklar dersin? Gidelim bakalım, gel. Çöz de kurtulalım. Önden sen buyur canım. Buyurun. Gene ne var? Merhabalar, biz devletten geliyorsunuz. Bravo! Ve size bağlayacağız. Bize bağlayan bağlayana. Siz ne bağlayacaksınız? Sizi bağlayacağız. Yani bağlama çekeceğiz. Nasıl olacak o iş? Şöyle ki, sevgili vatandaşlar, devlet sizi çok seviyor. Siz olmasanız devlet de olmaz. Devletin sizden mini mini minnacık küçücük bir ricası var. Devlet diyor ki, halkım hiç üzülmesin, ben halkıma kurban olurum diyor. Biraz daha sabır, biraz daha meşakkat, biraz daha kemerleri sıkalım diyor. Devlet sizi düşünüyor, paniğe kapılmayın, moralinizi bozmayın. Her şey güllük gülistanlık diyor. Ne diyormuş? Gülistanlık. Bravo! Bu çok iyi. Artık siz de devletinizi onun sizi düşündüğü kadar düşünebilirsiniz değil mi? Ne demek yani bu? Size moral bağladık. Artık moraliniz hiç bozulmayacak. Tabii karşılığını ödediğiniz sürece. Bunun karşılığı kaça? Bunun karşılığı para değil. Oy. Oy anam, oy. Zaten yeterince oy. Tutmadınız mı bizi? Daha ne oyu? Gerek kamuoyu, gerek rey oyu. Siz de bizlerin sizlere aşıladığımız güzel fikirleri başkalarına yayarsanız ve bunu bize oy olarak sağlarsanız size daha neler bağlatırız neler. Çeşme bağlatırız, cami bağlatırız, okul bağlatırız. Maaş. Bak işte bir oy yok. Biz şimdi başka evlere gideceğiz. Siz bunu bir etraflıca düşünün ha. Hadi, hadi bay. Bay bay. Rafet. He. Bu devlet var ya, acayip bağlamacı valla. Hem sağa sola dağıttığı kasasındaki paraları topluyor, hem de gelecek seçime yatırım yapıyor. Vallahi bravo size. Bu haftanın konukları Türk popunun sözcüsü, delikanlıların gözcüsü Aysel Gürel ile gene Türk popunun nur topu gibi çocuğu Tuzu Biberi Serdar Ortaç. İnan ki aklımda tek sen varsın. Tapıyorum sana. Vallahi ben kafayı yormam, sonuna bakmam, ben adam olmam. Siz başkasını bulun. Ne olursan ol. Gel, gel, gel. Koynumu açayım sana. Kucaklamaya hazırım senin bebeğim. Açayım, açayım. Açmayın efendim, açmayın, açmayın. Aç Allah'ım.
dünyasının popüler konuklarının yer aldığı haftanın konukları programını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Konuğumuz var. Hadi izleyin. Evet sayın seyirciler. Bugün de al birini ver ötekine iki konuğum var. Birincisi yıllardır ya da asırlardır söz yazan, tarihi eser kanunuyla özel korumaya alınmış mümtaz şahsiyet asırlık Çınar Aysel Gürel. Efendim hoş geldiniz. Aysel Hanım. Aysel Hanım. Lütfen kameramanı rahat bırakın efendim. Evli bak çocuğum. Beşte beşte yatak odasında. Buyurun efendim. Hoş geldiniz diyorum. Ayol bir tek size hoş gelmiyorum ki. Birçok erkek beni hoş buluyor. Ay şu oğlan kim? Ah pek yakışıklıymış. Efendim o çocuk değil. Üstüne ceket asılmış bir portmanto. Gözler biraz iflas etmiş galiba. Gözler iflas etmiş mi? Ay çok güzel vallahi. İyi şarkı sözü olur. Gözler iflas etmiş, kulaklar hacizde. Tırınım tırınım. Ah şunu bir not edeyim. Efendim siz onu not ederken ben de ikinci konuğumu takdim edeyim. İkinci konuğum pop dünyasının pilav üstü karabiberi Serdar Ortaç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karabiberim şarkısıyla pop dünyasına ani bir giriş yaptınız. Neden karabiber? Aslında tüm baharatları inceledim. Pul biberi, kırmızı biberi, kekiği, naneyi, kimyonu hepsini tattım. Doğru olanı bulana kadar epey acı çektim. Sonunda karabiber çıktı ortaya. Bir de klibin çok konuşuldu. Bir hanımın göbeğinde zeytin yiyordun oradan. Bu nereden aklına geldi? Çok ilginçtir. Bir gün hamama gitmiştim. Erkekleri olduğu gün tabii. Orada göbek taşında zeytin ekmek yiyen birini gördüm. Birden aklıma geldi. Göbek taşında zeytin yeniyor da taş gibi birinin göbeğinde niye yenmesin diye düşündüm. İyi ki bir geminin kıç kısmında zeytin yiyen birini görmemiş. Enteresan olurmuş. Tekrar sana dönelim Aysel'cim. Telefonu yazdım. Bekliyorum. Aysel Hanım lütfen bırakın uçak uçurmayı. Aa size ne ayol? Sevenlerin arasına niye giriyorsunuz? Hem çocuk da benimle ilgileniyor. Sürekli bana bakıyor. Efendim o kameraman tabii size bakacak. Sizi çekiyor çocuk. Siz de beni çekemiyorsunuz ayol. Ah! Ah! Serdar da buradaymış. Niye haber vermiyorsunuz ayol? Sizin gözünüz hep şeyde. O tarafta yani. Başka bir şey görmüyorsunuz ki. Serdar'cığım sakın yanlış anlama. Kameramanla aramda bir şey yok. İnan ki aklımda tek sen varsın. Aa! Aa! Tapıyorum sana. Vallahi ben kafayı yormam. Sonuna bakmam. Ben adam olmam. Siz başkasını bulun. Ne olursan ol. Gel! 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 Koynumu açayım sana. Kucaklamaya hazırım senin bebeğim. Açayım! Açayım! Açmayın efendim, açmayın, açmayın. Aç Allah'ım yarabbim. Durduk yerde başımıza iş açmayın Aysel Hanım. Bizi 60 milyon izliyor efendim. İşlerinde Rütük üyeleri de var. Siz açarsanız onlar kapatır. Neyi kapatırlar? Beni mi? Beni bir yere mi kapatırlar? Adresleri var mı sende? Bunaltık öyle beni. Her neyse, şarkı sözlerini nasıl yazıyorsunuz diye sorayım da bari dikkati başka bir tarafa çekeyim şeyden. Ben şarkı sözlerini gördüğüm şeylerden esinlenerek yazarım mesela. Genellikle... Şunun adı ne? Şu ışık saçan şeyin. Şu mu? O kırklık spot bu. Kırklık spot, kırklık spot. Işığım ol kırklık spot gibi. Günahım ol kırdığın pot gibi. Yak içimi ısıt azot gibi. Sarıp sarmala beni giydiğim kot gibi. Bravo. Harika harika. Bir klip attırılırsa mesela ben çıplak bir kıza kot giydiririm. Kırklık spotun altında çekilir. Harika harika. Ben hazırlıklı geldim Serdar'cığım.
Bak, zeytinimi yanımda getirdim. Göbeğim de ayva göbeğidir. Klibinde ben oynarım. Ye beni. Peki Aysel, aynı erkekle bir evi paylaşmayı hiç düşündün mü? Asla. Benim evimde pijamasıyla tuvalet kapısında bekleyen erkeğe hiç tahammülüm yok. Nasıl bekleyecek peki herif? Pijamasız tabii. Allah'ın verdiğini kuldan niye saklayacaksın ayol? Ayrıca bir erkeği yemek yerken görmeye dayanamam. Su içerken, nefes alırken görmekten iğrenirim. Ha, ölülerden hoşlanıyorsunuz. Yani en iyi erkek ölü erkek mantığı. Yok canım, o kadar da değil. En kötü ihtimalle felç olmalı. Kısmı felç. Bazı yerleri hareket edebilecek gibi olmalı. Geriye ne kaldı ki? Onu yapma, bunu yapma. Ne yapacak bu adam? Adam mı? Nerede? Adam nerede? Yani misal olarak söyledim ya. Adam lafı duydun mu? Hemen atıyorsun. Geriye bir şey kalıyor. Onu yapsın yeter. Peki narsist misiniz? Kendinizi beğenir misiniz? Çok sabah kalktığımda hemen aynaya koşarım. Çeşitli pozisyonlarda kendime bakarım. Okşarım kendimi. Omuzlarımı öperim. Ah, bazen çok ileriye gittiğim olur. Kendimi sertçe uyarırım. Aysel, Aysel, kendine gel derim. Sonra aynaya, ayna, ayna. Söyle benden güzeli var mı derim. Gıkı çıkmaz. Sıkar tabii. Serdar, bu sorum sana. Geçim sıkıntısı çekiyor musun? Yok Allah'a şükür. 3-5-7 bir şeyler kazanıyoruz. Öyle değil canım. Yani insanlarla geçim sorunun var mı? Hani orada burada tartışmalar falan oluyor. Dövüyorlarmış seni falan. Yok be abi, ben aslında şeker gibi çocuğumdur yani. O hadise şöyle oldu. Klipteki kızın göbeğinden zeytin yiyordum ya. O kızın abisi varmış, o biraz şey etti. Tanımadığın kızları niye klibinde oynatıyorsun Serdar'cığım? Bak benim abim falan yok. Sadece Müjde ve Mehtap'ın anneleri, Bilecik Eşrafı'ndan Rıfat ve Hafize'nin kızları, merhum Fahri Bey'in torunu Aysel'im ben. Rahatça çıkabiliriz. Peki Serdar, sen kendini beğeniyor musun? Beğenilmeyecek gibi değilim abi. Ben şahsen kendimden çok etkilenmişim. Bir de çok mektup aldım. Kimden? Kendimden. Kendime ayran mektubu yazarım sık sık. Sonra düşünürüm. Serdar Ortaç gibi büyük bir yıldız beni beğeniyor. Bana üşenmeden mektup yazıyor diye. Çok duygulanırım. Ağladığım bile olmuştur. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama bebeğim. Sana kıyamam. Serdar, pantolon çok güzel de biraz hışır diyor. Çöp poşetinden yaptım. Ondan hışır diyor. Aysel, bebeğine rica etsek bize bir şarkı okur mu acaba? Okur musun?
Efendim müsaade ederseniz ben artık gideyim. Ya olur mu canım? Tamam ben artık gideyim. Bak ne diyeceğim bak. Ben artık gideyim. Gideyim ya. Parayı ödeyeyim de gideyim. Ya ben artık gideyim. Efendim müsaade ederseniz ben artık gideyim. Ben artık gideyim. Ben artık gideyim. Son zamanlarda bir Türk erkeği olarak evime çok bağlıyım. İçerisi mis gibi börek kokuyordur şimdi. İlknur! Ana! Börek mörek koktu yok lan. Camları mı açtı, ne yaptı? İlknur! Hayda! İlknur! İnsan bir fasulye ıslatıp bırakır ya! Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım.